neredesin? Şöyle uzaktır efendim. Evet, alabildin mi? Göreyim mi efendim? Doğal sistem adı ilan etti. Bu hayvanlar doğdukları yerlere geri geliyorlar. Ya aslında işte deniz kaplumbağaları dediğiniz gibi işte Mersin Körfezi'nin sahillerine geliyorlar. Artık bunlar üreme ve yuva çıkışları için burada bulunuyorlar, bulunacaklar. Ağustos'un sonu Eylül'ün başına kadar Körfez içerisinde bulunacaklar. Tabi bunlarla ilgili ciddi tehditler de var. Uzatma ağları ve endüstriyel balıkçılık gibi. Bunlara denizde karşılaştıkları bu tehditler sonucunda çok sayıda deniz kaplumbağası. Bizim Deniz Canlıları Müzesi olarak da bunun kayıtlarını tutuyoruz. Çok sayıda deniz kaplumbağasının daha yuvalama faaliyeti, yumurta çıkışı faaliyetini yapmadan denizde boğularak öldüğünü söyleyebiliriz. Tabii eğer sahillerde, tabii buradaki karşı karşıya olduğu problemlerden bir tanesi, birkaç tanesi de özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklı gürültü, ses ve ışık kirliliği gibi kirlilikten kaynaklı olarak işte bu hayvanların yuva çıkışlarının bir şekilde tehdit edilmesi ya da yuva çıkışları için problem yaşaması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu noktada da hassas olması gerekiyor. Aslında bu sadece vatandaşların değil, bu konuda görev üstlenen kurumların da aslında bunun kontrolünü yapması gerekiyor. Sonuçta burası milyonlarca yıldır deniz kaplumbağalarının üreme kumsallarının olduğu yerler, yuvalama ve yavru çıkışlarının yapıldığı yerler. Burada insan faaliyetleri son 50-100 yılda bu buralarda var, siteler var, işte eğlence mekanları var ve bu özellikle yaz döneminde yani kışın bildiğiniz gibi deniz kaplumbağaları bu sahilleri kullanmıyor, özellikle yaz döneminde yuva çıkışları oluyor ve onu da daha spesifik yaparsak akşam 8 sabah 6 arasında yoğun yuva çıkışları olduğu için, yumurtlama çıkışları olduğu için bu saatler içerisinde özellikle ses, gürültü ve ışık kirliliğinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de hem kurumların hem de vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Allah Allah, bu yorulmuş mu, ne olmuş niye acaba? Niye sahile dışarı atıyor ki kendini? He? Niye dışarı atıyor ki kendini? İşte kendini sıkıntısı var bence. Acaba yoruldu mu? Hayret bir şey ya. Şişe yok mu? Üstüne su sokacak mı? Şey yok ya. Nasıl bir şey lan böyle? Ama çok güzel. Ben buraya son kemerde görmüştüm. Zararlı bir şey mi acaba? Kaplumbağa gibi. Yok, zararlı değil ya. Zararlı yok mu? Bu dokunma. Yok yok, bir şey yapmaz bu. Dokunma. Yok be, zararlı olsa niye? Yok, zararlı değil bu. Bak geri döndü ha. Aynen. Gidiyor. Çektim ben sana, atarım. Geriden de oyna be ya, Allah Allah. Ne oldu? Sahile vurdu ya. Olamaz, sahile vurmaz. Ben sahile vurmaz.